Merhabalar, hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle gizli narsizmden bahsedeceğiz. Klasik narsist tavırlarına göre gizli narsist tavırları biraz daha farklı ve anlaşılması biraz daha güç. Klasik narsist daha açık oyununu oynarken gizli narsist biraz daha pasif agresif davranışlarla kendini gösteriyor ve anlaşılması biraz daha zor. Hatta başa çıkması biraz daha zor olabiliyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi kurban rolünde olmaları, mağdur edebiyatı yapmalarıdır gizli narsistlerin. En önemli bariz özellikleridir. Çünkü klasik narsistler daha kendilerini güçlü gösterirler. Alfadırlar, aslandırlar. Yani mağdur edebiyatı yapmazlar. Ama klasik narsistlerin tam aksine gizli narsistler mağdurdurlar. Kurbandırlar. Çok çekmişlerdir. Acıdan beslenirler. En çok onlar çekmişlerdir. Bu acıların içerisinden bile işte böyle iyi çıkmayı becerebilmişlerdir. Çok fazla haksızlığa uğramışlardır. Çok fazla sıkıntı yaşamışlardır, problem yaşamışlardır. Bunu çok fazla anlatırlar ve bu onlara garip bir haz verir. En çok çekmiş benim, en güçlü benim gibi aslında bir antiparantez yapmaya çalışırlar. Ama o mağdur edebiyatıyla kendilerini acındırmaya ve ilgi toplamaya bayılırlar. Videonun başında da söylediğim gibi genelde kendilerini pasif agresif şekilde ifade ederler. Klasik narsist açık açık ne düşündüğünü söyler. Manipülasyonunu, değersizleştirmeyi açık açık yapar. Açık açık sizi suçlar. Açık açık üzerinize gelir. Ama gizli narsiste pasif agresif davranışlar vardır. Yani şöyle üstü kapalı bir şekilde, mesela toplum içerisinde sizi rahatça rencide edebilir ama bunu o kadar üstü kapalı yapar ki siz onunla yüzleşmeye kalktığınızda sen ne demek istiyorsun dediğinizde sen yanlış anladın, sen de çok hassassın, sen de çok alıngansın, yani ben ne dedim ki şimdi gibi gayet net bir şekilde durumdan kendisini sıyırabilir. Eleştiriye karşı son derece hassastırlar. Evet, normalde sağlıklı insanlarda eğer karşımızda yapıcı bir eleştiri yoksa rahatsızlık duyabiliyoruz eleştirilerden. Ama gizli narsistlerde bu çok abartılıdır. Gizli narsist aşırı derecede öfke patlamalarıyla eleştirilere yanıt verir. En ufak olumlu bir eleştiri dahi olsa onun için kin ve nefret sebebi olabilir bu eleştiri. O yüzden bir narsist varsa karşınızda, gizli olsun açık olsun hiç fark etmez, eleştiriden olabildiğince kaçmanızı önerir. Bir diğer özelliği çift kişiliklidir gizli narsist. İçeride farklı, dışarıda farklıdır. Dışarıda son derece neşeli, hoş sohbet, hoşgörülü, güler yüzlü, çok ideal bir partner, çok ideal bir baba, çok ideal bir anne ya da çok ideal bir evlat gibi gösterir kendisini. Ama içeride eve geldiğinizde, yalnız kaldığınızda son derece somurtkan, son derece depresif bir kişiyle karşılaşırsınız. Evde öfkelidir, nefret doludur, kin doludur. Ama dışarıda tam tersi. O yüzden dışarıya onu anlatmaya kalktığınızda suçlu olan siz olursunuz. Daha ne arıyorsun ki? Yani böyle güzel bir insan bulmuşsun, kıymetini bilmiyorsun gibi tepkiler alırsınız dışarıdan. Dışarıdakiler sizi anlamaz çünkü iç yüzünü hiçbir zaman sizin gibi net bir şekilde göremezler. O göstermek istediği gibi en ideal ölçüde kendisini dışarıya sergiler. En ideal, kusursuz ölçülerle sergilediği için hiçbir zaman siz anlaşılmazsınız. Kıymet bilmeyen taraf siz olursunuz. Gizli narsistler yanlış anlaşılmış özel insanlardır. Genelde vasatın altında insanlardır. Ama kendilerini yanlış anlaşılmış, aslında kıymeti ve değeri bilinseydi çok iyi yerlere gelebilecek bir insanmış gibi göstermeye çalışırlar. Bakın gerçek narsistler, yani klasik narsistler de gerçekten kendilerini ispatlamışlardır. Gerçekten zekidirler. Gerçekten bir yerlere gelebilirler. Ama gizli narsistlerde tam tersi bir vasatın altındalık söz konusudur. Belki vasat da diyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. İşte annem benim kıymetimi bilseydi, değerimi bilseydi, bendeki cevheri görseydi ben şu anda işte çok iyi durumdaydım. Ya da işte öğretmenim beni bilseydi, beni anlayabilseydi ben gerçekten şu an çok iyi yerlere gelebilirdim gibi. Aslında çok iyi, çok başarılı, çok zeki ama anlaşılmamış, değeri ve kıymeti bilinmemiş gibi kendilerini göstermeye çalışırlar. Ayrıca iyi dinleyicidirler. Biliyorsunuz
Klasik narsist dinlemez. Klasik narsist aynalama döneminde hakeza size aynalayarak ihtiyaçlarınızı karşılar ama sonrasında asla dinlemez sizi. Kendisi konuşur, kendisi dinlenmek ister. Ama gizli narsist sanılanın aksine çok iyi bir dinleyicidir. Çok iyi sizi anladığını, sizi hissettiğini sizi hissettirir. Ama burada aslında altyapı şudur. Sizi çok iyi dinleyip, çok iyi analiz edip, ileride manipülasyonların için bu aldığı bilgileri kullanmaktır niyeti. Ve bunu da çok güzel yapar. Çünkü sizin iyi dinleyip anladığını ifade ederken siz de sizin de ihtiyacınız olan budur. İyi bir dinleyici ve beni anlayan, beni hisseden bir insan varsa karşımda, yakın biri ise de zaten anlatmak isterim. Döküldükçe dökülürüm. Bu sefer zaaflarım ortaya çıkar ve maalesef bu zaaflarda onun o kirli manipülasyonlarında kullanılan malzemeler olur. Alçak gönüllüdürler. Yanlış duymadınız, alçak gönüllü davranmaya çalışırlar toplum içerisinde özellikle. Hatta alçak gönüllü olduklarına dair bazı bir takım hikayeler anlatabilirler. Narsistlerde, klasik narsistlerde bunu görmeyiz. Klasik narsistler son derece kibirlidirler. Toplum içerisinde de son derece kibirli tavırlarla işte küçük dağları ben yarattım edasıyla yürüyüşleri vardır. Ama gizli narsistler tam tersi alçak gönüllü gözükürler. Alçak gönüllüymüş gibi davranırlar aslında. Bunun bir meziyet olduğunun farkındadırlar. Ama hiçbir zaman asla kalben alçak gönüllü değillerdir. Bu tamamen bir gösteriştir. Aynı şekilde yardımsevermiş gibi kendilerini topluma lanse etmeye çalışırlar. Yardım derneklerinde üyelikleri vardır. Çok fazla işte koştururlar vesaire vesaire. Ama amaç yine topluma karşı bak ne kadar iyi adam, bak ne kadar iyi kadın dedirtmektir. Çünkü benlik saygısı yok arkadaşlar bu kişilerin. Benlik saygısı olmadığı için toplum tarafından olumlu bir etikete sahip olmak istiyorlar. Kendileri inanmıyorlar. Muhtemelen küçükken çok eleştirilmişler, çok suçlanmışlar, çok olumsuz etiketlere sahip olmuşlar küçükken 0-6 yaş arasında. Ve bunu tolere edebilmek adına kusursuz bir imaj çizmek nasıl olur? İşte kusursuz bir insan nasıl olur? Alçak gönüllü olur, iyi dinler, yardımseverdir, hoşgörülüdür, güzel konuşur, güler yüzlüdür. Toplum içerisinde en ideal portre neyse ona sahip olmak için ellerinden geleni yaparlar. Kıskançtırlar. Eğer onların yanında başkalarını överseniz ya da bir toplum içerisinde bir başkası övülüyor, son derece kendilerine bu durumu tehdit olarak algılarlar. Övülmesi gereken biri varsa kendileri olmalıdır. Hatta konuyu değiştirip konuyu kendi güzel özelliklerine çevirenleri de görüyoruz bu noktada. Başkasını övüyorsanız ve bu noktadan çok rahatsız oluyorsa ve konuyu kendisine çevirmeye çalışıyorsa burada bir durup düşünün derim, gizli narsist olabilir. Kendilerinde bir problem olduğunu düşünebilirler. Herkes de geçerli olmasa da bu durum. Gizli narsistler kendilerinde bir problem olduğunu gizliden gizliye aslında bilirler. Klasik narsistler asla kendileri hakkında şüphe duymazlar. Ama gizli narsistlerde bende bir sorun var şüphesi her zaman vardır. Ama dediğim gibi bunun üstünü örtmek için de elinden geleni yaparlar. Yardımseverlikle, alçak gönüllü davranmakla, işte dışarıya karşı son derece neşeli, hoşgörülü, güler yüzlü davranmakla bu sorunun üstünü örtmeye çalışırlar aslında. İşte böyle arkadaşlarım. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer videolarımın yararlı ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki bu videolar daha fazla insana ulaşabilsin. En emin olan Allah'a emanet ediyorum sizi. Hoşça kalın.